Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşta tembih etti. Yani dedi ki çocuklar, sakın çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, sakın onların kılına bile dokunmayın diye tembih etti mücahitlere, efendim etrafındaki insanlara. Sonra savaş sona erdikten sonra geldiler, dediler ki ya Resulullah, birkaç tane çocuk şeyi var dediler. Kadın şeyi var deyince o şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları azarladı. Dedi ki böyle bir şey olabilir mi? Vesaire falan. Oradan birisi şöyle dedi. Dedi ki ya Resulallah, bunlar da müşrik çocukları işte. Allah, bunlar da müşrik çocuğu değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bir ifadesi var. Dün hanginiz müşrik çocuğu değildiniz? İslam gelmeden önce hanginiz müşrik çocuğu değildiniz? İslam'la tanışmadan önce, İslam size nasip olmadan önce, hidayetle tanışmadan önce hanginiz müşrik çocuğu değildiniz? Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Bugün orucunu tutmayan bir kardeşim, belki de yarın benden daha duyarlı, benden daha muttaki, benden daha ahlaklı bir mümin olmayacağının garantisini bana kim verebilir? Öyleyse bu idrak ile hareket etmemiz lazım. Bizim görevimiz şu, müminler olarak, Müslümanlar olarak, efendim, imanının, ahlakının, İslam'ının idrakinde olan insanlar olarak, her insanın hidayete bir çizgisi var, bir uzaklığı var. Ne kadar bu uzaklık? 1000 metre. Benim görevim şu, bu 1000 metreyi 1001 yapmamak. En azından. İkinci görevim şu, 1000 metreyi 999'a düşürmek. Hani anlatmıştım daha önce, bir arkadaşımız namaz kılmıyor. Ona namaz kılmak hususunda tavsiyelerde bulunduk. Vesaire falan filan derken, yani bayağı bir efendim, Hüseyin Öresin hocamla beraber bayağı uğraştık. Çocuk en sonunda şuna karar dedi ki vallahi bir vakit kılarım dedi. Biz de tamam dedik. Yakınımızda bir molla arkadaşımız vardı. Manisa'da oluyor bu hadise. Bize şey yaptı. Bize daha sonra o çocuk gittikten sonra bizi azarladı. Bize dedi ki ne biçim hocasınız dedi. Nasıl bir şey bu dedi. Ya Rabbi nereye düştüm ben falan filan. Ne oldu dedim. Sen dedi Cenab-ı Hakk'ın Rabbimin 5 vaktini dedi. Nasıl bir vakte düşürürsün? Epey vakit geçtikten sonra o kendi rahatladı. Onu da rahatlattık yani. Onu da rahatlatmak lazım. Ben rahatladım. Dedi ki, Hüseyin hocam dedi ki, Allah selamet versin. Dedi ki, aziz dostum, ben 5 vakti efendim bir vakte indirmedim. 0'ı 1'e çıkardım. Nasıl? Sıfırı bire çıkardım. Hiç kılmıyordu. Şimdi bu Ramazan'da da böyle bir tavırla hareket etmemiz gerekiyor aziz dostum benim. Hem kendimizle alakalı hem etrafımızdaki insanlarla alakalı. Bir başlamadığın bir iyiliğe başlayabildin mi? O bir türlü vermeyi efendim şey yapamadığın, yediremediğin bir şeyi, sevdiğin bir şeyi insanlara vermeyi öğrenebildin mi? En çok sevdiğin bir yemeği başka birine ikram edebildin mi? Veya o günün şeyinde hani... Şeytanın bize en çok geldiği noktadan bir tanesi cimriliktir. Yani verirken bizi çepeçevre kuşatır. 4 tarafımızdan kuşatır. Hmm. Peki birine bir şeyle ikram edip bir akşam iftar vereyim. Şu yetimi, şu fakiri, şu miskini ona davet edeyim diyebildin mi? İşte buraya yoğunlaşacağız.